62-84 sayılı yasa kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararları Türkiye bazında olay sayısı olarak toplamda 241.456, koruyucu tedbir sayısı olarak 82.988, önleyici tedbir kararı olarak da toplamda 273.119 elimizde olan istatistik rakamlarımız var. Evet, yine şiddet sonucu kurum ve kuruluşlara yapılan başvuru çoğu gördüğünüz gibi hiçbir yere başvurmamış mağdur insanlar. Polis, aile mahkemesi, sağlık kuruluşu, savcılık, baro, jandarma bu şekilde birbirini takip eder şekilde ilerliyor. Ama görmüş olduğunuz gibi hiçbir yere başvurmayanların sayısı çok çok daha yüksek. Yani şiddet görmüş ama hiçbir yere başvurmamış. Aynen, hiçbir yere başvurmamış. Bu da bize doğal olarak şunu uyandırıyor. Ya bu şiddet mağduru olan kişiler gerçekten bu olayın farkında değil, nereye başvuracağını bilmiyor. Zaten bütün amacımız, gittiğimiz bütün eğitimlerde genelde kadınları bu yönde bilinçlendirmek. KADES uygulaması mesela şu anda gündemde. Biz kurumumuza gelen bütün müracaatçılara hizmet sınırlaması olmaksızın bütün bayanlara özellikle KADES uygulaması konusunda bilgilendirme yapıp telefonlarına uygulamayı indirmelerini sağlıyoruz şu an. Çıktıktan sonra erken tanısının yapılması ve hemen gerekli müdahalenin yapılması. En son olarak da maalesef uzun süreli şiddete maruz kalanların ve şiddet uygulayanların rehabilitasyonu ve bunların izlenmesi. Bu kısım var. Evet, kadına yönelik şiddetle mücadelede politika geliştirmek, hizmet birimlerimiz, mağdur destek sistemleri ve farkındalık çalışmaları. Kısaca hemen hatırlatalım. Ulusal eylem planları, iyi eylem planları, şiddet izleme komiteleri, iyi komisyonları, koordinasyon planları bu çerçevede yapılmış olan. Hizmet birimlerimiz zaten hemen her toplantıda dile getiriyoruz. Şu ürünler çok önemli. Bu işin en önemli ayağı. Kadın konuk evleri, ay 183 ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hakkı. Sosyal hizmet merkezleri, Mezit'te de hizmet vermiş olduğumuz kuruluş, Mezit Sosyal Hizmet Merkezi içimizde bu hizmeti vermekte. Mağdur destek sistemleri, veri entegrasyonu çok önemli bir konuda. Risk analiz yöntem sistemi, işte bu tarz raporlamaların yapılması, istatistiklerin hazırlanması. Elektronik kelepçe olayı, KADES uygulamasından az önce bahsetmiştik. Kadın yönelik şiddet seminerleri, farkındalık çalışmalar adına yine bedelli asker eğitimleri, 25 Kasım etkinlikleri diye devam ediyor.